Evet arkadaşlar, ben Malatya Pötürge Hüsküçağı Köyleri Dernek Başkanıyım. Dün akşam tabii bu deprem olduktan sonra tabii ki biz de İstanbul'da halkımızla beraber bir araçta kalktık, buralara geldik tabii. Köylerimizde şu anda tespitler yapmaktayız. Eksikler üzerinde çalışmaktayız. Tabii öncelikle burada hayatını kaybeden hemşehrimize burada Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralara acı şifalar diliyoruz. Ve köylerimizdeki şu anda var olan eksikler var tabii. Şu anda çadır eksiği vardı da yeni geldi tabii. Şu anda çadırlar bir bölümü yeni ulaştı şu anda köylerimize. Ve bugün burada tabii gıdayla ilgili bir destek gelmediğini gördük yani. Biz yoldan tabii karayoluyla geldik. Bir araç Küçükçekmece Belediyesi'nden bizim halkımızdan beraber geldik. Belediye Başkanı'na da buradan teşekkür ediyoruz. Tabii buradaki eksiklerimiz tabii çok ve insanlarımız gerçekten de şu anda dışarıdalar. Hepsi korku içerisindeler. Çünkü açı depremler devam ediyor. Ama tabii ki bu eksikler üzerinde de birisi de bir şey dediği zaman efendim hemen ayrımcılık ya. Ayrımcılık değil arkadaşlar tabii. Bu ülkede herkes yaşıyor. Eşit vatandaştır bakın yani. Eksikler dile getirecek yani. Hiç kimse bu devletin sahibi değildir bakın. Kimse devletinde kiracı da değildir. Bakın ben burada bu mesajı veriyorum. Evet, eksikler varsa bunları dile getireceğiz. Sosyal bir devlette yaşıyoruz. Allah razı olsun. Dün akşam çok korktun. Allah razı olsun Hücan'a, bir komşuyum. Hem kevrem hem komşuyum. Allah ondan razı olsun. Oraya işte geldi. 2 geceyi Hücan'dayım yani evim daha olmuyor ki giden içeriye. Hepsi yıkılık. Ev mi yıkıldı sen teyzem? Tabii ev yıkıldı. Tabii. İşte dışarıdayım, 3 kişiyim dışarıdayım. Oğlum bugün geldi İstanbul'da. Bilmiyorum ki yani gideyim, gitmeyeyim de üzülüyorum da. Öyle işte. Önce daha yeni başlarken babam arabayı aldı, sokağa çıktı, tüm işte köylüleri topladı, evi yıkılanları. Sonra